Efendim merhabalar. Yeni bir video için yine kayıt tuşuna bastım. Bu videoda sizlerle birlikte Kent Parkı ve Spor Vadisi'ni gezeceğiz. İlk önce şu manzarayı göstermek istiyorum. Hani gördüğünüz gibi sokak hayvanları unutulmamış efendim. Köpek de bayağı bir sert bakıyordu bana. Neyse buradan biraz uzaklaşalım. Bu videoda yanımda Bozok Üniversitesi'nde çalışan Nideli bir arkadaşım var. Recep Merhabalar. Çetin. Kendisi bir Yozgat sevdalısı. Ne zamandır Yozgat'tasın? 7 yıldır buradayım, görev yapıyorum Bozok Üniversitesi'nde. 7 yıldır buradasın. Evet, yani ilk görev yerin burası o zaman, öyle Evet, mi? ilk buraya atandım. Peki, sen bu koronavirüs konularında ne düşünüyorsun? Nedir? Yozgat'ın ortamını da görüyorsun. Yani Yozgat karantinaya sonuna kadar uyuyor. Onu görüyorum zaten. Zaten vaka sayısı da Yozgat'ta diğer illere göre çok az. Bunu görüyoruz. İnşallah bu beladan bir an evvel kurtulacağız yani Yozgat ve İnşallah, tüm Türkiye inşallah. olarak. Senin duana eminim, izleyicilerimiz de amin demişlerdir. İnşallah. Evet, şu an söylediğim gibi Kent Park'ı geziyoruz arkadaşla beraber. Burasını biliyorsunuz cıvıl cıvıldı ama şu anda incin top oynuyor derler ya, işte öyle olmuş durumda, hiç kimse yok. Buraya girmek gerçi yasak mı bilmiyorum ama girdik biz öyle. Ama niyetimiz tabii ki kötü değil. En azından bu ortamı uzaktaki Yozgatlılara veya dışarıya çıkmayan Yozgatlılara göstermek. Zaten ben de çok az çıkıyorum. Çıktığım zaman böyle bir iki video çekmeye çalışıyorum. Şöyle bir bakalım o zaman. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Bu arada bazı çiftleri de gezerken görüyoruz. Şurada ve karşıda. Biz arkadaşımızla beraber sosyal mesafe kuralına uyuyoruz böyle. 1,5 metre, 2 metre civarında. Sadece video çekerken yaklaşıyoruz ki sesimiz çıksın diye. Değil mi Recep? Evet, onun için. Şimdi şuraya geldik. Burayı biliyorsunuz ufak da olsa bir hayvanat bahçesi şeklinde yerdi burası ama şu an ne yapan sen? Yalnız mı Sadece kaldın? bir kedi var. Evet, o da biraz gebe galiba. Evet, burada. Şu an burası boş ama gündüz mutlaka açıyorlardır. Hayvanlar dışarı çıkıyordur. Recep, biliyoruz burası daha önce tamamen doluydu. Evet. Özellikle pazar günleri çok Hafta kalabalık sonu oluyordu. akşamları bazen yaz günlerinde Evet, özellikle çok semaver kalabalık yakılıyordu. oluyor. Kurallar çerçevesinde kafe tabii ki kapalı. Gördüğünüz gibi. Birkaç aileyi görüyorum ben, geziyorlar. Onlar muhtemelen sıkılmışlar evde. Onlar rahat bir nefes almak için Ya belki de kendilerini olmuştur. buraya Tabii insanlar da evde atmışlar. sıkılıyor doğal. Evet. Buralar boş arkadaşlar. Ben videoyu çekmeden önce de takipteydim. Buradan gelip geçerken bakıyordum. Buraların boş olduğunu zaten görüyordum. Ama bunu da videoyla belgelemiş olduk. Sanki bu 20 yaş altına yasak gelmeden önce biraz daha kalabalık görüyordum ben. Özellikle Doğru. havanın iyi olduğu zamanlarda, Evet. hafta sonları. Doğru. Bakalım bu hafta sonu nasıl? Geçen hafta sakindi burası yani onu biliyordum. Doğru. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz burası çay içilen bölüm. Burada semaver falan dağıtılıyordu, yani veriliyordu. Burası da şu an tamamen kurallar çerçevesinde kapalı. Kapalı durumda, Kapalı. evet. Şu an sadece 6 kişiyi görebildik. Birkaç da köpek var. Evet. Ha, bu arada evet, sokak hayvanları başta da söylemiştim ya, düşünülüyor. Buraya ekmek bırakmışlar Evet. hayırseverler. Bu da güzel bir ayrıntı. Arkadaşlar, Kent Parkı bu şekilde göstermiş olduk. Yozgat Belediyesi Çapanoğlu Kent Park'taydık. Şimdi Spor Vadisi'ne doğru biz düğmeye basıp ışınlanıyoruz. Hadi bakalım. Evet, Spor Vadisi'ne girdik arkadaşlar. İlk izlenim olarak Recep, sen ne düşünüyorsun? Yani sanki terk edilmiş bir köy Evet. gibi aslına bakarsanız. Ama en azından buraya yeni bir kafeterya yapılıyor. Onu gördük burada yani. Evet. İnşallah koronavirüs bittiğinde kafeteryamız
hizmette olacak bu arada. Çünkü esnafın durumu sıkıntı. Evet, yani. Evet, yürüyüş yapan şahısları görebiliyoruz arkadaşlar. Ama burada da az tabii ki. Onlar da muhtemelen şu çevredeki apartmanlardan gelen kişilerdir. Evet, çok sessiz bir ortam var bu arada. Ama kuşların sesini az çok duyabiliyoruz. Evet. Arkadaşlar buraları biliyorsunuz bir zamanlar yani virüsten önce yoğun talep gören güzel bir parktı. Ama evet. Yani Recep'in de söylediği gibi Yozgatlılar dışarıya çıkmıyor diyebiliriz yani en azından bu taraflarda öyle. Yani bir de Kent Park zaten Yozgat'ın en yoğun olduğu yani kentleşmenin ve şahısların fazla yaşadığı bir yer normalde ama şu anda gördüğünüz gibi sadece 5-6 kişi var yani. Evet. Sadece 4 kişi gördük arkadaşlar. Hava soğuk değil. Hani soğuktan çıkmıyor diye bir mesele yok. Hava güzel şu anda. Arkadaşlar şu şekilde bir genel görüntüye bakalım isterseniz. Bir karşıda 3-5 kişi var. Onlar da balık mı tutuyor? Yok, balık tutmak yasak. Bu arada su seviyesi de oldukça yükselmiş. Bunu da bir dipnot olarak söyleyelim dedim. Bugün öğleyin ben buraya geldiğimde kamerayı getirmemiştim ama baktığım zaman aynı şekilde yani 4-5 kişi civarında vardı. Genel olarak evet insanlar sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor. İşi olmayanlar çıkmıyor diye düşünüyorum. Recep şimdi Kent Park ve Spor Vadisi'ni gezdik. Evet. İstersen kapanışı yapalım. Yani. Genel olarak gördüğünüz gibi. Ya fazla kimse yok. Sakin. Gördüğünüz gibi. Evet. Belki ilerleyen zamanlarda tekrar bir video yaparız. O zamanki durumla bu zamanki durumu kıyaslarız. Daha net anlaşılır bunlar. Yani. Aynen. Arkadaşlar evde kalın. Mecbur olmadıkça dışarıya çıkmayın. Biz ara sıra çıkıp sizler için böyle görüntüler çekmeye devam edeceğiz. Tabii bütün kontrollerimizi aldıktan sonra. Maskelerimizi taktıktan sonra. Bir başka videoda görüşmek üzere. Recep'e de bana eşlik ettiği için. Ben teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.